Ne haber işim? İyiyim, teşekkürler, siz? İyiyim ya, ben cüzdanımı kaybetmişim. Burada düşünmüş olabilir miyim acaba? Bilmem, kimse cüzdan falan bulmadı ama. Toplantı odasında olabilir mi? Sen bir bakar mısın, sana zahmet olmasın? Tabii tabii, bakıyorum. Ha? Tabii. Sağ ol. Deniz Bey, siz çağırmadan gelir miydiniz? Ben cüzdanımı kaybetmişim de. Ha. Toplantı odasına bakmaya gitti zaten. Bulursun inşallah. Ha. Askerlik işini ne yaptın? Hallettim ben. Aman dikkat et kendine. Sen bize lazımsın ha. Yok Deniz Bey, Sıdıka ablaya da sordum, o da görmemiş. Allah Allah. Bu yeni işe başlayan kız gelmedi mi bugün? Yok, burada. Tuvalete gitmiştir herhalde. Tamam, görüşürüz. Gözlerine bakabilsem. Sevgi sözcüklerinden yapılı kolyelerle sardım her gece boynuma. Görülmemiş rüyalar. Ben zengin bilmiyorum. Ayıp değil mi? Doğru ya. Gerçi senin adını bana baban söylemişti ama. Şey, davet etmeyecek misin? Evet, affedersin. Gel tabii, geç. Dur. Ben de çay demlemiştim. Beraber içeriz. Sen salona geç, ben çay koyayım, geliyorum. Deniz. Hani adımı bilmiyorum. Bunu bizim evde düşünmüşsün. Ya. Ya bütün gün nerede düşündüm diye arayıp durdum. Sizin ev hiç aklıma gelmedi. İstersen bir içine bak. Yani bir şey kaybetmiş olursan bizden bilme. Yok ya, aşk olsun. O kadar da değil yani. Ne zamandır burada oturuyorsun? Dört yıl. 4 yıl oldu. Ben de 1 yıldır buradayım ama seni hiç görmedim. Hayret. Ben çok fazla öyle dışarıya çıkmam. Ne iş yapıyorsun? Yazılımcıyım. Ne? Eskiden bilgisayar mühendisi derlerdi. Şimdi yazılım mühendisi diyorlar. Bilgisayar falan işte. Çayın da güzelmiş. Kaçak değil. Yerli çay, demleme. O zaman demleme tekniğin bir garip. Çok güzel. Affedersin. Alo.
İyiyim anne, sağ olun. Siz nasılsınız? Anne, ben o işi bugün hallettim. Anne, kaç defa söyleyeceğim, ben hallettim diyorum bugün. Aldım. Aldım anne, ben çalışıyorum şu anda. İyi akşamlar anne. Zehra'ya da selam söyle. Kız kardeşim. İyi geceler anne. Ben gideyim. Aa, ne güzel oturuyorduk. Yok yok, senin de işlerin vardır. Ya işim yok. Ben mahsus anneme öyle söyledim. Yoksa bir saat uzatırdı. Ben sonra tekrar uğrarım. Sağ ol. Sen bilirsin. İyi akşamlar. Sana da. Ya bak, ne diyeceğim? Malum yalnız yaşıyoruz. Sen bana telefonunu versene. Belki ihtiyacım olur. Doğru söylüyorsun. Değil mi? Belki lazım olur. Kalem. Sesini duyacak kadar yakınımda olsan ne söylemek isterdin bana? Ya ben aslında ona öylesine Şimdi fotoğrafımı çekiyor musun? Bak, ben özür dilerim kızdırdıysam. Ama onu çekerken kötü bir niyetim yoktu. Nasıl bir niyetin vardı? Ya ben bir makine almıştım. Onu denerken öylesine. Onu denerken öyle. O zaman sen o makinenin kıymetini bil. Çünkü senin makine ön tarafı fotoğraf çekerken arka tarafına da duygularını yazıyor. Bak ben aslında... Hadi hadi, bırak hesap vermeyi de gel. Çayının tadı damağında kaldı.
İyi akşamlar. Merhaba. Kusura bakma, kendim kaldım işte. Olsun, ben müptelasıyım, demleyip getirdim. Vereyim mi sana şunu? Tabii. Affedersin. Tabii. Sen salonu biliyorsun. Hı-hı. Geç, geliyorum. Bunu buldum. Ah. Ne oldu? İğneden mi korktun? Çok affedersin ya. Benim eşekliğim ama bak. Küçücük bir iğne, tamam mı? Bak. Hop. Attım gitti. Tamam mı? Sen dikkat et. Gel şöyle. Gel. Heh. Otur. Ah. Benim Zehra da senin gibiydi. Kız kardeşim. O da senin gibi iğneden korkardı. İğneyi gördüğü anda bayılacak gibi olurdu. Ya onun da ne işi var oraya sıkışmış? Hasta falan mıydın? Geçenlerde bir iki iğne oldum. Ha. Çocuk da yok evde. Evde bir çocuk olsa var ya, onu 2 dakikada bulup çıkarır oradan. Ya ben burayı da silecektim ama yani... Yanıma gelsene. Gerçekten orada dediğin gibi aşkın kuş tüyü yastığında uyutabilir misin beni? Görünmemiş rüyalar götürebilir misin bana? Hiçbir şey söyleme. Aşk o kadar güzel ki. Bozmuyor. Oha be! Dün geceden beri devam al. Vallahi süper performans. Sen girerken mi kapıyı vur? Aman be, yemedik. Ben gideyim. Deniz, dur ya. Deniz. Kalsaydım. Ne oldu senin gözlerine? Ne olmuş canım? Fazla karadır benim gözlerim.